Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS'de 0.5 ham puan meselesinde son durum nedir, bunu konuşacağız. Bir önceki videomuzda arkadaşlar 0.5 ham puan meselesinin tartışıldığı ve bu meselenin kaldırılabileceği, yeni bir gelişmenin olabileceği konuşulmuştu. Bunun videosunu çekmiştim arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Kaldırılmasını isteyenler, 0.5 ham puanın kaldırılmasını isteyenler internette bayağı örgütlü bir şekilde arkadaşlar, yani birbirlerinden hareket ederek bayağı yoğun bir şekilde bir kampanya başlattılar. Ve bu kampanyanın ses getirdiğini, bazı haber sitelerinde ses getirdiğini ve kampanyanın arkadaşlar çok tartışıldığını siz de biliyorsunuz. Bu mevzu tabii ki üst kademe tarafından, yani YÖK tarafından da dikkate alındı ve bu mevzu yukarıdan da bir şekilde tartışılıyor arkadaşlar. Yani kaldıralım mı, kaldırmayalım mı? Biz de bu meseleyi arkadaşlar gündeme getirdiğimizde çok tepki aldık. Bazı arkadaşlarımız yani özellikle yanlış haber yaptığımı filan iddia etmişler. Yani bunlar üzücü şeyler arkadaşlar. Yani neden tarafla haber yapalım? Buradaki amacımız bizim. Buradaki amacım benim özellikle bilgilendirme yapmak arkadaşlar. Yani iki taraflı bir bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Kaldırılacağı filan söylentisi gelince tabi kaldırılmasını istemeyen arkadaşlar, yani özellikle biz zaten kurala sadık kaldık. Dolayısıyla ben matematikten net yapmak için 10 dakikamı, 20 dakikamı, belki yarım saatimi feda ettim diyen arkadaşlar çok tepki gösterdiler. Tabii ki yani mağdurlar diyelim arkadaşlar. Biz mağdur deyince bazı arkadaşlar da buna kızıyor. Yani neden mağdur diyorsunuz? Bunlar zaten okusalardı kılavuzu mağdur olmayacaklardı filan diyorsunuz. Yani bazı arkadaşlar kılavuzu okudukları halde net çıkaramamışlar. Mesela bunlar mağdur olmuş olabilir o zaman. Yani mağdurlar diyelim genel olarak arkadaşlar. Yani okusalardı, kılavuzu okusalardı mağdur olmayacaklardı meselesi filan tartışıldı. Tabii yani mağdurların sayısı diyelim az. Yani bunlar belki 20 bin, 30 bin, belki 40 bin, 50 bin yani. Sınava 350 bin kişinin girdiğini düşünürsek yaklaşık 300 bin kişi kurala uymuş bir şekilde. Bunlar tabi biz çoğunluktayız, yani biz bu kadar kişi kurala uyduysak bu kuralın geçerli olmasını istiyoruz. Kural neden kaldırılıyor diye bayağı tepki gösterdiler. Yani bunlar sayıca daha fazla oldukları için, yani kurala uyan arkadaşlar daha fazla oldukları için bunların sesi daha fazla çıkmaya başladı. Dolayısıyla kuralı kaldırmayı düşünen YÖK veya tartışan diyelim arkadaşlar, düşünmeseler bile en azından bu kuralla ilgili ne yapabiliriz diye düşünen ÖSYM YÖK tabii ki belki de geri adım atmak zorunda kaldı. Yani son durum nedir diye soruyorsunuz. Arkadaşlar bununla ilgili mutlaka bir açıklama gelecektir. Yani bu kadar tepkinin geldiği bir meselede YÖK'ün ya da ÖSYM'nin sessiz kalabileceğini düşünmüyorum ben. Bununla ilgili mutlaka bir açıklama gelecek. Olumlu ya da olumsuz. Belki de sadece bir tarafın mutlu olduğu veya iki tarafın da mutlu veya iki tarafın da mutsuz olduğu arkadaşlar. Yani çünkü bu meselede ne gelirse gelsin mutlaka iki taraftan biri mutsuz olacak. Kural kaldırılırsa bu sefer kurala uyanlar mutsuz olacak. Kaldırılmazsa mağdurlar diyebileceğimiz arkadaşlarımız mutsuz olacak. Kural kaldırılsa ve bütün puanlar eşitlense bile arkadaşlar kurala uyanlar yine mağdur olacak. Dolayısıyla iki taraftan da ikisini de memnun etmek bu meselede gerçekten zor. Dolayısıyla YÖK'ün bu meselede işi çok zor. Yani YKS ile karşılaştırıyor bazı arkadaşlar, işte YKS'de kaldırıldı, burada neden kaldırılmasın? Çünkü YKS'de bir mütabakat vardı arkadaşlar. Yani kaldırıldığı meselesi gelince bütün öğrenciler mutlu oldular. Yani bunda bir sorun yoktu. Ama DGS'de kaldırılacağı meselesi geldiği zaman birçok öğrenci mutsuz oluyor. Kaldırılmayınca da kurala uymayanlar, okumayanlar kılavuzu, yani bunlar da mutsuz arkadaşlar. Dolayısıyla YÖK'ün bu meselede işi zor ama mutlaka bununla ilgili bir açıklama gelecek arkadaşlar. Sabırlı olun. Şöyle bir açıklama da gelebilir. Daha önce anlattık, biz meseleleri duyurduk internetten. İşte kurala uyanlar için kural geçerlidir gibi mesela bir açıklama da gelebilir. Farklı açıklamalar da gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla çok tartışılan bir mesele, çok tartışılan bir platform. Bu meselede hayırlısı neyse arkadaşlar, iki taraf için de diyorum hayırlısı neyse,
Gerçekten iki gruptaki öğrencilerin de mağdur olmayacağı bir meselenin çözüme kavuşturulmasını ben açıkçası istiyorum, diliyorum. Yani kurala uysalardı, kılavuzu okusalardı, okusalardı arkadaşlar. Yani ben de tabii ki size katılıyorum. Kılavuzu okusalardı, araştırma yapsalardı iyi olurdu. Ama diyelim ki yapmadılar. O zaman ne halleri varsa görsün demek de biraz yani açıkçası belki haklı olabilirsiniz ama mesela size şöyle bir mesele anlatayım. Beraber daha önce ders anlattığım bir arkadaşım vardı. Kendisi sayısalcı. Kurala uymak için 3 tane Türkçe yaptı. Belki de 3 tanesi yanlış, belki de 3 tanesi doğru. Emin değil ama genel olarak yaptığım doğru dedi bana. Ben o 0,5 ham puan meselesinde kendisiyle konuşurken kaldırılmalı mı diye sordum. Bana ya kaldırılsın. Neden dedim? Yani sen sayısalcısın, sonuçta Türkçe yaptın filan. Ya gerek yok dedi. Arkadaşlarımız mağdur olmasın dedi. Ama kılavuzu okumamışlardı. Okusalardı filan dedim ben. Aynı sizin söylediğinizi. Ya doğru söylüyorsun ama benim yine vicdanım el vermiyor. Bir şekilde bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi arkadaşım. Bizzat bana söyledi kendisi. Yani kurala uyan bir arkadaş olmasına rağmen. Dolayısıyla arkadaşlar çok sıkıntılı bir mevzu. Umarım iki tarafın da mutlu olacağı bir sonuçla, bir sonla karşılaşırız. Yeni gelişmeler olursa arkadaşlar mutlaka sizi haberdar edeceğiz. Bizi takip etmek isterseniz Instagram adresimiz arkadaşlar NBA Hanifi Hoca, oradan bizi takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız arkadaşlar videolarımıza anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.